Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. TYT, MSTU ve KPSS Türkçe Dil Bilgisi konuları tekrarına devam ediyorum. Ee, özellikle fiil konusuna başlamıştık hatırlarsanız. Ee, bu videomda size çekimli eylem, aynı zamanda bu çekimli eylemin kendi içerisinde geçen basit çekimli ve birleş çekimli seni anlatmaya çalışacağım. Ee, özellikle TYT ve MSTU'de ya da KPSS'de karma sorularda, karma dil bilgisi sorularının şıklarında e, basit zaman veya basit e, bileşik zaman ya da basit çekim ya da bileşik çekimle ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz. Yani önemli bir başlığı sizlere hatırlatmış olacağım. E, aslında bir önceki videomda fiilde dekipi anlatırken e, bütün maddelerde fiilleri çekimlemiştim ama e, bize bir metin verilip de e, işte hangisinde çekimle eylem vardır, kaç tane çekimle eylem vardır gibi sorularda e, tereddüt yaşıyoruz. E, özellikle zor bir şeymiş gibi kafamızda büyütüp ne yapıyoruz? E, soruları yanlış çözebiliyoruz. Belki çok detaycı bakıyoruz meseleye. E, öncelikle çekim eylem dendiği zaman klasik tanımını buraya yazmışım. Bir eylemin e, normalde kip veya kişi eki almış halidir demişiz arkadaşlar. E, dilek şart kipi hariç biz çekim eylemi nerede ararız? Yüklemde ararız. Veya aramamız gerekiyor. Neden? Çünkü dilek şart kipi e, SSA ile cümle bitmez. Eğer SSA ile bitmişse orası eksitir cümle olur. Bunun dışında diğer kipler nedir? Genelde yüklemde geçecektir. Ee, normalde şöyle form, formüle ediliyor. Yani bir elimizde fiil kök veya gövdesi olmalı. Ee, özellikle buna bir kipeki getirmeliyiz. Veya yine varsa nedir? Şahıs eki getiriyoruz. Ve elimizde bu unsurlar bir araya geldiği zaman çekimle oluşuyor. Ama bu Kitabi anlamda ya da bilimsel bir tanımdır arkadaşlar. Ee, bazen e, kipleri anlatırken hatırlarsanız e, bazı şahıs e, ekleri yok. Bazı şahıslarda şahıs eki yok. Hatta emir kipini hatırlarsanız emir kipinin özel bir kipeki yoktu. Yani illa kip ve şahıs eki bir fiilin üzerine aynı anda eklenmeli dersek biz soruları ne yaparız sorun yaşarız. Peki o zaman benim burada şöyle bir tavsiyem var size arkadaşlar. Ee, çekimli eylemlerde e, genelde fiil yüklemde olduğuna göre arkadaşlar ne yapıyoruz? Eylem diye düşündüğümüz kelimeyi buluyoruz arkadaşlar ve onun altını çiziyoruz. Eylemin altını çiz diyorum. Artı o eylemin hangi kiple çekimlendiğini söyle. Neymiş arkadaşlarım? Hangi kiple çekinlendiğini söyle. Peki acaba neden böyle bir şey tavsiye ediyorum size? Bol keseden atmış olmuyoruz arkadaşlar. Gerçekten ayaklarımız yere basmış oluyor. Doğru çözmemiz gerekiyor. Burada bakın soldaki örneğimize dikkat edelim. Seni anlıyoruz zaten. Siyah yazılan bakın fiilimiz var elimizde. Ben burada çekimli eylem var derim. Niye derim biliyor musunuz? Anlamak eylemi. Yor yani Şimdiki zaman eki Şimdiki zamanda çekimlenmiş diye bakın ne yapıyorum? Hangi kiple çekimlendiğini söylüyorum yani. Ayaklarım yere basıyor. Seni arayacak derken bakın dikkat. E, arama kelimi diyorum. Alçak ecek eki almış. Yani gelecek zamanda çekimlenmiş eylem diyorum. Bakın yine yukarıdaki şu formüle uymuyorum Hani fiil, kip veya kişi eki almak zorundaydı ya. Hani normalde çekimli eylemlerde. ya e, bakın burada ne var? Beni ara aramak eylemi var elimizde. Ne kip var, ne kişi eki var. Ama burada benim takdimden giderseniz yani eylemin hangi ekiple çekimlendiğini anlamsal e, gerçi her zaman anlam tutmaz kip kayması olabilir arkadaşlar. E, yine cümle dışındaymış gibi eylem çekimlediğimizde beni ara yani sen ara diye emir kipiyle çekimleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlamış oluyoruz. Peki Burada birkaç örnek daha vermek istiyorum arkadaşlar. Mesela seni, seni, e, seni, pardon sana diyelim arkadaşlar. Sana gönderirim dedi de dediğimiz zaman. Bakın burada kaç tane fiil var elimizde? Bir iç cümle var elimizde. Gönderirim fiili var. Bir de dedi var değil mi? Peki gönderirim derken nedir? Gönderir yani r ne oluyor geniş zaman değil mi arkadaşlar dedi derken değil nedir arkadaşlar görülen geçmiş zamandır işte eylemin tipini söyledip, söyleyip ne yapıyorum çekimlendiğini net teslimmiş oluyor peki hemen sağ tarafa geçelim çekimli eylemler kendi içerisinde iki ayrılıyor aynı zamanda basit çekimli veya zamanlı eylem bir de bileşik zamanlı ya da çekimli eylem diyoruz yani aslında hem basit zamanlı hem de bilet zamanlı eylem de bir çekim eylemdir. Ama benden özel olarak istersen. Yani sadece çekimli eylem değil de basit zamanlı veya çekimli eylem dersen, ya da bilet zamanlı ya da çekimli eylem dersen ne yapacağım? Taktik şu arkadaşlar. Basit zamanlı dendiği zaman rakamla yazıyorum. 1 Peki alacak. Unutma. Bilet zamanlı dendiği zaman ise arkadaşlar 2 peki alacak. Unutma. O zaman hem burada verdiğim örnekler hem ee, kipleri anlatırken e, kullandığım, çekimlediğim eylemlerin tamamı aslında nedir? Basit zamanlı eylemdir. Çünkü hepsinde ben ne kullandım? Bir tane kipeki kullanmıştım arkadaşlar. Nitekim burada söyleyeceğim derken bakın ne var? Ee, söylemek eylemine acak ecek gerek zaman eki gelmiş. İmek-i şahıs eki zaten. Elinde ne oluyor? Bir tane kipeki olduğu için ben basit zamanlı diyorum. Anlamalısın derken bakın anla biri derken bir tane kipeki var. Basit çekimli veya zamanlı eylem diyorum. Bilirim derken bakın bilmek eylemi R eki almış geniş zaman eki. İm eki beni ilgilendirmiyor. O zaman elimde kaç tane kip var? Bir tane kip var. O zaman bir kip aldığı için buna ben basit çekimli veya zamanlı eylem diyorum. Peki bir zamana geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi ne oldu? E, yukarıdaki eylemi almışım farkındaysanız. Söylemek eylemine acak ecek geldiği zaman ne oluyordu? Gelir zaman. Peki söyleyecekti. İki ta, i̇kinci ki peki gelmiş. Söyleyecekmiş. İkinci eki gelmiş. Söyleyecekse bakın ne oluyor? İkinci kipeki gelmiş gördüğünüz gibi. İki tane kipek olursa bir zaman. Yalnız biz bu bir zamanlarda aslında hep ne görürüz ikinci kipek olarak? Di görürüz, miş görürüz, beyaz T görürüz arkadaşlar. Zaten biz birinci zamanı bu eklere göre üçe ayırıyoruz. Nedir arkadaşlar? Eğer bir yerde bir yerde D varsa buna ben ne diyorum? Hikaye birleşik zaman diyorum arkadaşlar. Eğer miş varsa miş varsa rivayet birleşik zaman var diyorum. Birleşik zaman. Eğer arkadaşlar burada S varsa buna ne diyorum? Şartlı birleşik zaman diyorum. Yalnız burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir hocam. Ya bu diye ki normalde görülen geçmiş zaman eki değil miydi? Miş eki, e, öğrenilen geçmiş zaman, S'de dilek şart kipeki eki değil miydi? Ben bunları normal kipi ekinden nasıl ayıracağım? Bakın bunun bir taktiği var. Düz mantıktıdansa bakın burada ne oldu? Diye ki İkinci kipeki oldu değil mi arkadaşlar? Miş eki ikinci kipeki oldu. S eki ikinci kipeki oldu. Buradan anlayabiliriz ama ben e, soru çözerken bu dilleri yani hikaye alırken dilleri idil okuyorum arkadaşlar. Eğer bileş zaman eki ise bu değil. E, idil okuyorum, okuyabiliyorum. Bakın söyleyecek idi. Ondu değil mi arkadaşlar? Eğer rivayet eki olan miş varsa bu mişi ben nasıl okuyorum? imiş şeklinde okuyorum. Nitekim söyleyecek imiş derken oldu değil mi? Ee, eğer sağ s bile ise, şartlı bir islam ise bu s'yi ben nasıl okuyorum? ise okuyorum. Söyleyecek ise dersem bakın ne oldu? Oldu. Peki o zaman bir örnekte birkaç örnekte alta yazayım arkadaşlar. Videomu sonlandıracağım. Bakın şimdi biz e, gelir dersek geniş zaman gelirdi dersem ne oluyor? Geniş zamanın hikayesi. Mesela gelir gelirmiş desem gelirmiş geniş zamanın rivayeti. Gelirse desem gelir ise ne oluyor? Geniş zamanın şartı olur arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Başka bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Mesela koşuyor dersem şimdiki zamanda çekimlenmiş. Koşuyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Koşuyormuş. Şimdiki zamanın rivayeti koşuyormuş şimdiki pardon koşuyorsa şimdiki zaman ne oluyor? şartı oluyor arkadaşlar. Burada e, şunu bir daha söyleyelim. Bizim için bir pratik yol olsun. Diymiş meseller eğer bile zaman ekiyse idiymiş gelir idi gelir imiş ise okunacak. Gelirdi, gelirmiş, gelirse koşuyor idi, koşuyor imiş, koşuyor ise bakın ne oluyor? Bile zamanlı eylem oldu gördüğünüz gibi. Ee, yine şuna temas et, etmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Biz e, e, anladı dersek anla idi olmaz. Bakın bu nedir? Bu nedir normal zamandaki? Yani görülen geçmiş zaman. Ama ama bakın dikkat. E, şöyle olsun. Anlasaydı desem. Anlasaydı. Ne oluyor dikkat ederseniz anla sa se dilek şart ki peki anlasa idi diyorum bakın diyi idili söylüyorum. O zaman buradaki diyi ben ne diyorum? Ee, hikaye eki diyorum. Yani bileş zaman yapılırken topu topu 3 tane eki var. Ekimiz var. Di'mizse diler hikaye, miş der rivayet, se'ler şartmış. Bunları da idiymiş hisseli oku kardeşim. Evet arkadaşlar, çekimli eylemde genelde yüklemde arıyoruz eyleme. Eylemin e, kipini söylüyoruz. Basit zamanlı eylemde bir tane kipeki varmış. Bileş zamanlı eylemde iki tane kip eki varmış. Zaten e, defalarca tekrar ettim. Videomun artık sonuna geldim arkadaşlarım. E, başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.